Merhaba arkadaşlar, Metin2 TR Bagcanım'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi 2 günlük biriktirdiğimiz kollarımız var. Şunları hemen seri seri bir açalım. Sadece bunları bir bakarak açacağım. Yontulmuş elmas aldık sadece bir tane 4 taneden. Şimdi bunları hızlı açabiliriz. İnşallah yakut çıkar da yakut bir tane gördüm herhalde eğer yanlış görmediysem. Şöyle bir bakacağız hepsini açtıktan sonra. Hadi bakalım. 4 tane herhalde çıkmış. Toplam 3 tane bende vardı. Elmas güzel çıkmış. Zaten bir tane de yontulmuşu vardı ama enderi yokmuş. Yine de gidebiliriz. Yeşime bakıyorum. Yeşimin altyapısı var. Ondan da gidebiliriz. Safir Grena zaten simya uzatmak için olabilir. Onyx'ten de gidebiliriz aynı şekil. Ben endere bir götüreyim bakalım hangileri geçecek. Az önce bir tane Onyx bastım. Yandı da şöyle görevimiz de olmuş. Onu da bir açalım. Ne çıkacak acaba? Yeşim çıktı ondan da. Evet arkadaşlar, Ender'e dağıttık. Onyx geçmedi zaten. Onyx baya kötü geçti. Ama Yeşim'i alabildik. Yakut da aynı şekil. Yakut 4 tane yontulmuş çıktı zaten. 4'ü de geçti. 2 tane Ender oldu. Yakut geçerse en önemlisi Yakut zaten. Diğerleri yansa da olur. Elmas da 3 tane geçti. Elmas da bence güzeldi. Yontulmuştan attığımız zaman hiç yakmadı. Şimdi yine sıralamayla başlayacağım. Sonra Yakut'tan falan başlayınca yakabiliyor. O yüzden Yeşim'den başlıyoruz. Yeşim geçti. Hadi Yakut. Yakut da geçti. Çok güzel. Tamam. Elması basıyorum. Elmas da geçti. Baya şanslıyız bu arada. Şimdi buradan ufak bir hesaplama yaparsak. Yakut 4 won diyelim. Elmasın şu an fiyatını bilmiyorum ama ben 2 won'dan sayacağım. Bayağıdır bakmadım fiyatlarına. 6 won diyelim. Yeşim'i de düz hesap 1 won diyelim. 7 won çıkmış. Çok güzel para. Bu arada sizle beraber bakalım fiyatlarına. Evet, elmas dediğimiz gibi 2 won civarıymış zaten, doğru. Yakut'a bakıyorum. Yakut'ta 4 won. Tamam, bu da doğru. Yeşim'e bakıyoruz. Yeşim'de 1.22. Aynen. Neredeyse hepsini doğru hesaplamışız zaten. Şöyle Yakut'u, elması, Yeşim'i de pazara koyuyoruz. Bu arada geçen videoda kalan 2K ipili ayakkabı satıldı. 1K ipili olan da satıldı. 1K ipili olan da 1.25'e indirmiştim. O da gitti yani. Onlar gitti sadece şu anlık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Simyalarımızın da hepsi satılmış. 7 won 34 hem var. Bunu üstümüze alıyoruz. 20 won paramız var şu an. Şöyle arkadaşımızdan 3 tane art 9 cennet bilezik alıyoruz. Hepsine 9 won veriyoruz. Tanesinden büyük ihtimal bir 40-50 hem karımız olacaktır. Şöyle hayırlı olsun. Aradan bir gün falan geçti arkadaşlar. Şöyle pazarımızı bir göstereyim. Şu an 45 won 345 hem var. Sandıklarımızın hepsi satılmış. Yani güzel. Buradan razadörümüze 30 won'a satmış olduk. Şu parayı bir üstümüze alıyoruz. 56 won 400 hem, yani düz hesap 60 won diyelim şu anda. Belki item ararım, yine bakacağım duruma göre. Şu an pazarda bir tane gümüş kolyemiz kalmış. Fiyatlarını düştük tabi biraz. Yin-Yang zırhlarımızın hepsi duruyor. Şu an onlardan daha satış yapamadık. Fiyatını da düşmüştük. Bakalım onlar satılacak mı? Başka da bir şey kalmadı yani. Sadece bunlar var. Paskalya etkinliği de başladı arkadaşlar. Şu ana kadar 14 tane kasabildim. Şöyle bilgiyi açıyoruz. Bakalım neler çıkacak ilk açımlarına. 3 açımlık zaten bunlar. Zen fasulye, Yang liderin kitabı. Şöyle en az bir efsun buradan alırsak iyi olur. Alamayacağız galiba. Devam ediyorum. Mavi ejderha fasulyesi geldi herhalde. Şöyle tekrardan bir kontrol edelim hepsini. Aynen, şu anlık mavi ejderha fasulyesi 2 tane zen var. Zenlerin tanesi 5M diyelim. 10M çıkmış. Az çıkmış. Kötü oldu. Bakalım bir sonraki açımlarda ne çıkacak. Süreleri gelmiştir arkadaşlar. Bir tur daha açalım hemen bakalım bu sefer ne çıkacak. Şöyle bilgiyi açtım tekrardan. Ejderha madalyası falan geliyor. Şu anlık önemli bir şey yok zaten. Burayı komple açtık. Buradan devam ediyorum. Ya yukarıda zaten düzgün bir şey göremedim. Evet. Bütün yumurtaları açtık sayılır. 2 mavi inci, bir tane liderin kitabı falan, çok kötü şeyler çıktı aslında. Ben belki münzevi alırız falan diye de düşünmüştüm de çıkmadı. Son turlarını da açalım bakalım bir şey çıkacak mı? Şöyle en azından 1-2 tane güzel bir şey alabilsek bizim için iyi olur. Kan kırmızı inci, beyaz inci falan. İncilerden devam ediyoruz genelde ama hadi bakalım belki güzel bir şey çıkar. Şöyle yank. Hadi sonuncudan zen fasulye. Daha iyi bir şey alamadık. Yine kasarız. Belki bakalım ondan sonra verir. Yine bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Şöyle göstereyim, 33 tane büyülü yumurtamız var toplam kasabildiğimiz. Envanterde bayağı dolu. O yüzden şöyle yumurtaları Paskalya Tavşanı'na vereceğim. 60 tane iksir verdi. Bakalım kaç tane kaldı. Yine yumurtamız var. Galiba bir sınırı var bunun. Evet, 70 kaldı. Herhalde 20-20 alıyor yanlış görmediysem. Evet, yine 20 aldı. 100 tane çan çiçeği verdi. Acaba çan çiçeği şu an ne kadar? Neyse şöyle hepsini bitirelim. Bitirdik. 10'luk saldırı hızı vermiş. Bu kötü zaten. Şimdi şöyle şunları açacağız. Hepsini aynı yere alalım bir öncelikle. Evet, buradan ne bekliyoruz? Bir münzevi, bir evsun. Tabi bir tane çıkmayacak bunlar. Bir dediğime bakmayın. Önce onları bir görmemiz lazım. Hadi bakalım inşallah diyelim. Şöyle açmaya başlıyoruz. Biraz hızlı açacağım bu arada. Şöyle seri seri gidelim. Ben sonradan bakacağım ya. En iyisi öyle olur. Şöyle hızlı hızlı açayım da sonradan bakarım. Ama bu arka tarafa gelenleri görüyorum tabi. Şöyle hadi inşallah güzel bir şeyler gelmiştir. Şu an buraya hiçbir şey gelmedi. Evet, şu an komple bitirmiş olmamız lazım. Şöyle tekrardan bir kontrol edelim. Bakıyorum arkaya bir münzevi, bir arttırma kötü gelmiş bence. 33 taneden çünkü, ama münzevi gelmesi iyi, en azından bir tane bile olsa. Onun dışında 2 tane mavi ejderha fasulyesi gelmiş galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane vardı. 2 tane varsa da kötü olmuş. 6 tane zenimiz olmuş. Yani çok da fazla bir şey çıkmamış sanki. O zaman ikinci açımları güzel olsun diyelim. İkinci açımları da gelsin. Tekrar açarız. Hadi bakalım, süreleri geldiyse tekrardan açmaya başlıyoruz. Evet, süreleri de gelmiş. Yine önceki gibi açacağım. Çünkü çok fazla da zaman kaybı yaşatmasın bize. Arka tarafta bir şey göremedim. Sadece mavi inciyi gördüm. Şöyle üstünden geçelim de tekrardan çıkarsa parlasın. Evet, genelde mavi inci çıktı nedense. İnşallah ön tarafta iyi bir şeyler vardır. Bu arada şuradaki bitti. Niye bitti acaba? Nasıl 2 tane açabildik ki onu? Diğerleriyle aynı olması lazımdı çünkü. Neyse, şöyle bir bakalım birinci envantere. Bir evsun, bir arttırma, bir kızıl alev taşı çıkmış. Yani beklediğim gibi değil aslında. Biraz daha iyi bir şeyler bekliyordum. Cesur Pet kitabını atıyorum yere. Onun dışında yabani pet kitabı da var. Bu evsunu 50M'den sayacak olursak, yani 50M'e atıyorduk biz. Arttırmaların da tanesine 15M diyelim. 80M buradan çıkıyor. Münzevi zaten biz kullanacağız. Son açımlarından o zaman güzel bir şeyler çıkması lazım. Ona bağlı. Süreleri gelmiş mi diye kontrol ediyordum. Bir tanesini açtık zaten. Ondan da yang çıkmış. Hadi sonuncuları açıyoruz. Artık bir 2 tane evsun bekliyorum buradan. Bir tane de müzevi bekliyorum. Tabii hiçbiri gelmeyecek bence ama yine de bekleyelim bakalım. Beyaz inci falan, mavi incileri burada görüyoruz zaten. Bu genç pet kitabı, yabani pet kitabı çıkması da kötü bir şey. Şöyle birinci envantere bakıyorum. Güzel, bu arada güzel arkadaşlar. Son açım en azından biraz iyi çıkmış. 2 tane evsun almışız buradan. 2 tane de müzevi almışız. Güzel oldu en azından son açım. 10 tane toplam zenimiz oldu. Herhalde bu açımlara başlarken bir 3-4 tane falan vardı. Galiba 4'tü yanlış hatırlamıyorsam. 6 tane zen çıktı desek. Bir tane kızıl alev taşı çıktı. Onun haricinde 3 tane evsun çıktı sanırım. Bu 33 taneyi açmadan önce hiç yoktu elimizde diye hatırlıyorum. Müzevi de 1'di. Müzevi de 3 oldu. Yani diğer açımlar da böyle olsaydı güzel olacaktı. Böyle idare eder diyebilirim. Şöyle arkadaşımıza tanesi 50M'den bir tane atacağız evsun. Abonos küpesi varmış. Attık bakalım. Aslında çok güzel evsun gelebilirmiş. 2 kat eşya düşürme. Bu biraz yüksek oran gelseydi. Tabii yüksek dediğim 20 oran gelecekti zaten. 20 oran gelseydi bayağı iyi olurdu ama böyle pek olmadı. Şöyle arkadaşımızın tekrardan bileziğine bu sefer arttırma kağıdı atacağız. Şurada bir tane bağlı vardı. İyi, tek de geçti, güzel. 15'e verecek. Şimdi kalan 2 evsunu da arkadaşımızın kaskına atacağız. Ninja kaskına. Birinciyi attım. 10 ölümsüz, 10 hayvan, 6 ork falan geldi. Bir şey gelmedi. Şöyle bir gösterelim. Devam dedi. İkinciyi de şöyle atıyorum. Hadi güzel bir şey. 15 ateş, 10 büyü. Bu arada bilmiyorum güzel mi ama olabilir ya. Şöyle bir bonda aldık, hemen onu da Lycan'a veriyorum. Böyle yine biraz itemler aldım arkadaşlar. Fiyatlarının üstünden geçeyim ben. Siz zaten bakarsanız, çekilmeyen olursa da fiyatını düşeceğim. Şu anlık böyle, bakalım yarın durumu ne olacak acaba? Şöyle hepsini tek tek üstünden geçeyim de ben. İtemlerimiz böyle, gördüğünüz gibi. Bir tane Yin-Yang zırhımız kaldı zaten. 2 von 10M'de pazarımız da var. Bir tane antika elmas kurmuştum, o satılmış. Şimdi bu parayı da üstümüze alalım önce. 21 won 200M para var. Yani düz hesap 23 won diyelim hadi biz. Bakalım yarın ne kadarlık bir satış olacak. Paranın hiçbirini almayacağım yarına kadar. Beraber alırız. Bu arada artık şu ay ışıklarını da pazara atacağım. Onlar da bir pazarda dursun. Elimde 6 tane deniz kızı sandığı varmış. Bunları da bir açalım dedim. Belki karbon fiber çıkar. Bize de lazım olacak zaten. Şöyle yang çıktı birinciden. Yine yang çıktı. Karbon fiber. Çok güzel. Tamam, buradan karımızı ettik zaten. Açmaya devam ediyoruz. Belki bir tane daha çıkar. Yabani pet kitabı. Bu da sonuncu. Yine yabani pet kitabı. Bence güzel oldu. 6 tane sandık açtık. Karbon fiberin fiyatına hemen bir bakalım. Evet, karbon fiberin de fiyatı Bivon 20'ymiş şu an. Bence gayet iyi çıkardık. Ay ışıklarını da kurdum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 ondan kurduk. Zaten piyasada da 3 on. Bakalım gidecekler mi? Şöyle 15 ona da bir tane elmas alıyorum arkadaşlar. Bunu da göstereyim dedim. Bunu da 15.5'a falan deneriz. Arkadaşlar yarın göstereceğim demiştim ama şunu bir denememiz lazım. Hemen bunu çekiyorum. Şu an pazarımızda 9-10 vardı zaten gördüğünüz gibi. Şöyle hemen tıklayalım. Buradan bir tane alıyoruz. Bizde de bir tane var. Hemen onu da alacağım üstüme. Şöyle alıyorum bunu da. Hadi bakalım uzun zaman sonra tekrardan. Şöyle tıklıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Şöyle bir bakıyoruz hemen. Yani Evsun'u keşke Max EP yerine normal EP gelseydi. O zaman güzel olabilirdi de böyle bile karımız var. Şöyle 22'ye kuruyoruz şimdilik, bakalım. Hepsini açacağım. İlk açımlarından başlıyoruz. Ben bakmayacağım. Siz isterseniz bu bilgi kısmından bakabilirsiniz. Çünkü biraz seri açmamız lazım. Şöyle gidiyorum ben. İnşallah birinci envanterde güzel şeyler görürüz. Arka envanterdekileri görüyorum bu arada. 4 tane mavi ejderha fasulyesi oldu. Bir tane çıkmış yani. O zaten çok önemli değil. 9M, 8M falan ediyordur herhalde. Şöyle burayı komple açtık. Öne bakıyoruz. Öne de bir şey çıkmamış. Galiba hiç önemli bir şey çıkmamış. Yerimiz dolmuş bu arada. Tekrardan açmaya devam ediyorum. Hadi son açımlarından bir tane kızıl alev taşı verdi ama başka bir şey vermeyecek mi? Evet, maalesef vermedi. Şöyle tekrardan bir bakalım. Gerçekten de hiç önemli bir şey vermemiş herhalde. Komple yang, nar suyu ya da inci falan çıkmış. Artık bir sonraki açımlarına bakacağız. İnşallah iyi bir şeyler çıkar. Çünkü 50 açımlık açtık. Bir sonraki 50 açımda görüşeceğiz. Evet, artık ikinci turlarını açma vaktimiz geldi. Şöyle bir başlıyoruz tekrardan. İnşallah artık güzel bir şeyler verir. Büyülü demir maden gördüm yukarıda. Envanterde dolacak büyük ihtimal. Neyse, dolduğu zaman doldu zaten. Bu arada arkadaşlar düzenlerken baktım. 3 tane müzevi olmuş. 2 tane de Evsun olmuş. Yani 2 tane müzevi, 2 tane Evsun çıkmış. Şu ana kadar güzel çıkmış. Nerede kaldığımızı bulabilirsem hemen oradan devam edeceğim. Şurada bir yerde kalmış olabiliriz. Bir bakayım. Tamam, buradan devam edebiliriz o zaman. Buradan sonrasına gidelim bakalım. Yine dolacak. Dolduktan sonra ben hemen zaten düzenlerim. Hemen devam ediyoruz. Şu an 4 münzevi var. Arttırma kağıdı çıktı, onu gördük. Hadi bir münzevi ya da bir Evsun daha. Neyse, vermedi. Bence fena değil. Güzel çıktı ama 3 tane müzevi, geçen seferde mesela 2 tane müzevi falan çıksaydı daha güzel olurdu. Çünkü geçen sefer hiç çıkmadı. Artık bakalım son turunda neler çıkacak. Son turlarını da açıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım neler çıkacak. Şöyle bilgiyi de açtım hemen. Açmaya devam ediyoruz. Zaten bunlar bittiği için yer sıkıntısı da olmayacak. Hepsini rahat bir şekilde açabiliriz. Birinci envantere geldiğimizde bakalım neler göreceğiz. Hadi bakalım. Buradan bir tane müzevi almışız. Bir tane de Evsun almışız. Yani şunlardan birisinden bir tane daha çıksın. Benim için yeterli ya. Çok fazla olmasına gerek yok. Kostüm onu saklarım. Bu da ilk defa çıktı bu arada. Bivon falan ediyor galiba. Şu üçünü yeni düşürmüştüm. Onları bir ayırayım ama birisini yanlışlıkla açtım ya. O yüzden diğerlerini de açalım o zaman. Nesneye Yusun'a mı çıktı az önce? Bakalım, aynen Nesneye Yusun'a çıkmış. Çok güzel. Hadi bir tane de müzevi ya da bir tane daha Nesneye Yusun verirsen. Güzel. Çok güzel. Tamam. Aslında o kadar güzel değildir ilk açımında düşünecek olursak ama sonraki 2 açım güzel oldu bence. Tabi bunlara harcadığım vakit de bayağı oluyor ama olsun. Çıkardığımız Evsunları şöyle arkadaşımızın kalkanına atacağız. Birinciyi atıyorum. Bakalım, sersem arıyordu herhalde. Yarı canlık falan geldi. Bayağı kötü geldi. Geçiyoruz. Bir tane daha atıyoruz. Hadi bakalım. 6 güç, 10 şeytan, 10 ork falan maalesef gelmedi iyi bir şey. Şöyle bir kere daha atıyoruz. Bakalım 12 canlık 10 şeytan falan gelmiş de ya şunun yanına sersem gelse aslında yan efsunlar da güzel efsunlar değil ama işte sersem lazım bize. Sersem yine gelmedi. Son efsunu da kullanıyoruz. Hadi inşallah güzel bir şey gelir. Efsunu da attık. Hadi bakalım. Şöyle getiriyoruz mouse üstüne. 12 güç. Tüh ya. Şu 12 gücün yanına 10 sersem gelse çok güzel bir kalkan olabilirmiş. Değerdi yani ama gelmedi. Yani şu sersem olsaydı ya da sersemi geçtim en kötüsü şu yansıtma blok olsaydı bir tık daha iyi olabilirdi. Gelmedi maalesef. 2 bon da veriyor. Hayırlı olsun demek isterdim ama Evsun'u da getiremedik. Tekrardan büyülü yumurtaları kastık arkadaşlar. 1 veya 1,5 gün falan sürmüştür tahminimce. Tabi saatini saymıyorum. Gün olarak diyorum. Katıldığımız zamanlar oldu. Katılmadığımız zamanlar oldu. Şu an 55 tane büyülü yumurtamız var toplam. Bu sefer uzun uzun göstermeyeceğim. Ben hepsini açayım bir isterseniz. Öyle geleyim. İlk açımlarını tamamladık arkadaşlar. 2 tane Evsun çıktı. 1 tane Münzevi çıktı. 1 tane Kızıl Alev Taşı çıktı. 1 tane kostüm bonus aktarımı çıktı. Zen fasulyesi falan da çıktı da. Kaç tane çıktığını hesaplamadım onun. Mavi ejderha fasulyesi falan da eklendi. Yani değerli olanları saydım zaten. Şu anlık böyleyiz. Bakalım ikinci açımda ne olacak. İkinci açımlarını da açtık arkadaşlar. 7 tane münzevi oldu. Yani münzevimiz 4'tü. 7 oldu. 3 tane çıktı. Efsunumuz da 2 idi. 7 oldu. 5 tane çıktı. Efsun da bayağı iyi çıktı. Daha başka bir şey çıkmadı önemli olarak. Yine zen fasulyesi falan üstüne eklendi. Bu ikinci açım bence çok güzel oldu. Zaten en ihtiyacımız olan şey münzevi şu an. O zaman 3. açımlarda görüşürüz. Madem efsunlarımız çıktı şöyle yine arkadaşımızın zırhına efsun atıyoruz. Tanesi 50M'den. Birinciyi attım bakalım. 10 rüzgar, 3 EP absorbe falan yok maalesef kötü şeyler gelmiş. Yine de bir gösterelim. Hemen bir tane daha atıyoruz. Bakalım ne gelmiş. 1000 EP 10 CP absorbe gelmiş ya. Keşke EP absorbe olsaydı. Yine arkadaşımızın çeliğine efsun atıyoruz. Bir tane attım şöyle. Hadi bakalım. 500 EP falan zaten. Baya kötü bir çelik. 1000 EP 6 şimşek. Keşke 15 şimşek olsaydı. Sürgünde işini görürdü de gelmedi. Son açımları da tamamladık. Son açımdan 1 münzevi, 1 arttırma, bir tane de kızıl alev taşı çıktı. Son açım biraz kötü oldu. Yine uğraştık. Bir envanter kastık arkadaşlar. 14 tane de boşluğumuz var. Bakalım bu boşluklar yetecek mi? Zaten dolarsa da hemen depoya atarız. Hatta biz şu iksirleri hemen bir depoya atıp gelelim. Açmaya başlıyoruz. Yine seri seri açacağım. Ben bakmayacağım. Zaten birinci envantere geldiğimde görürüm. Hadi bakalım açmaya başlıyorum. Şöyle seri seri gidiyoruz. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Bir 20'liği bitirdik. Evet, burayla birlikte komple yumurtalarımızı bitirmiş olduk. Şöyle tekrardan üstlerinden bir geçeyim de ne olur ne olmaz. Belki kaçırdığımız vardır. Tamam. Şimdi birinci envantere geliyoruz. Bakalım ne çıkmış? 2 tane efsun. Bir dakika. 2 tane efsun. 2 tane münzevi. Güzel. 2 tane efsun. 2 tane münzevi. Bir tane de kostüm bonus aktarımı. Bayağı güzel. İlk açım bir de bu. İnşallah 2 ve 3. açımlarda da her açımda 2 tane münzevi daha eklenir. Yani toplam 6 tane münzevi olsa güzel olur benim için. Bakalım çıkacak mı? Bir sonraki açımlarda yine görüşürüz. İkinci turlarına da başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah güzel şeyler verir. En çok da münzevi istiyoruz. Şöyle gidiyoruz bakalım. Bol bol yang çıkıyordur büyük ihtimal. Şu an ben hiç bilgiye bakmıyorum da. Evet. Hepsini açtık. Tekrardan yine bir kontrol edelim. Üstünden bir geçelim. Tamam. Birinci envantere bakıyorum. Bayağı kötü. Bayağı kötü. Şimdi buradan hiçbir şey göremedik mi? 29'du. 33 zen oldu. 4 tane zen çıkmış. Zen de çok az çıkmış. 34'tü. 36 olmuş. 2 tane beyaz in çıkmış. Bu da çok az. Zaten o kadar değerli değil. Bir tane kızıl alev taşı çıkmış. Bu bir 30M falan ediyordu. Onun dışında gerisi kötü. Hemen son açımlarını da açıyoruz arkadaşlar. Zamanı gelmiştir büyük ihtimalle. Zaten yer sıkıntısı da yaşamayız. Şöyle seri seri açıyorum. Ben bakmayacağım. En son bakacağım. Bayağı hızlı bir şekilde açmaya çalışıyorum. Hadi bakalım, inşallah bir şeyler çıkmıştır. Ve son anına geldik. Hadi bakalım. Bir münzevi, bir efsun. Arttırma kaç tane vardı ya? Bir vardı sanki, 4 çıkmış. Bayağı çıkmış arttırma da. Keşke onun yerine efsun çıksaydı. Efsun daha güzel olurdu. Münzevi ben en az 2 beklerdim. 1 çıkmış. En çok arttırma çıkmış işte. Şansımız arttırmadan yana olmuş. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Videoyu düzenlerken gördüm ki 591 açımda kalmışız. O yüzden bu elimizdeki büyülü yumurtaları da açacağım. Yani burada zaten 8 tane var. Ben bunların 3 açımını da komple açacağım. 600 açımı geçelim. Bu bize yeter. İlk açımından güzel bir şey çıkmadı. İkinci turdan da bir tane münzevi aldık. Ve son açımlarını da açtım. Son açımlarından da bir şey çıkmadı. Yani böylece toplam 600 açımı geçmiş olduk. 600 açımı düşünecek olursak bence iyi şeyler çıkmadı ama genelde zaten yank falan çıkıyormuş açan insanların da dediğine göre. Bu videoluk da böyle olsun arkadaşlar. Bol bol yumurta açtığımız bir video olmuş oldu. Zaten neredeyse videonun hepsinde yumurta açtık. Çarımızı biraz geliştirmeye çalışacağız bu sırayı. Yani skillerini ilerletmeye çalışacağız. Müzevi tavsiyesi de 11 tane var. 3 tane de kostüm bonus aktarımımız var şu an elimizde. Onun dışında başka bir şey yok. Zaten efsunlarımızı kullandık. Arttırmaları da yine lazım olan kişiler varsa tanesini 15M'den atarız. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.